kurban etinin saklanması da Kurban Bayramı'nda özellikle ev hanımlarının en büyük problemlerinden birisi. Çünkü eve yüksek miktarda et giriyor. Ya veriyoruz, alıyoruz gelenlerle. Bu kurban etlerinin uzun süre muhafazası gerekiyor. Eğer biz normal koşullarda kurban etini buzdolabının alt kısmı muhafaza edersek raf ömrü 5-6 günü geçmez. Oysa elimizde fazla miktarda bir et var. Bunu en az 6 ay mutfağımızda kullanmak istiyoruz. Çeşitli alternatifler yaratmak istiyoruz. O yüzden kurbanlık etlerimizi gerek kendi kestiğimiz olabilir veya işte konu komşudan, eşten dosttan gelen kurbanlar olabilir. Bunların mutlaka ve mutlaka belli bir düzen için değerlendirmesi yararlı olacaktır. Hayır, biz bunu değerlendirip buzdolabına koyduk dediğimiz zaman dediğim gibi raf ömrü en fazla 5-6 gününe sınırlamış oluyoruz. Kurban etleri yapılacak ilk uygulama bence önce kurbana ait sakatatın bir an önce değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü ciğeri hayvanın, ciğeri, böbreği, dala çok besleyicidir. Bunlar hemen 1-2 gün için tüketilmesi gerekiyor. Bunlar uzun süre bir depolaması söz konusu değil. Ardından elimizdeki kurban etini parçalayıp ihtiyacımıza göre düzenlememizde yarar var. Evet, alıştığımız üzere işte kurban etinin bir kısmının kıyma halinde çekilmesi, kuşbaşı halinde, işte parça etler halinde ayrılması ve kemiklerinden ayrılması yararlı olacak. Ve bunun yine mümkünse bir profesyonel yardım almak, bir kasaptan yardım almak yerinde bir uygulama. Böyle bir fırsatımız yoksa da kurban etlerini küçük paketler halinde hazırlayıp dip prizde, yani derin dondurucuda -18'in altındaki sıcaklığa muhafaza edersek bu koşullarda etin raf ömrünü 6 aya 8 aya kadar çıkarmış olacağız. Yani o kurban etini biz kesinlikten 6 ay sonra rahatlıkla sağlıklı olarak tüketebiliriz. Yeter ki uygun koşullarda muhafaza edelim. Ama genel bir kanı, genel bir yanlışı kurban o bayram telaşı, bayram koşturması arasında kurbanlık etler poşetlerde hava almayacak şekilde kapanmış. İşte öyle evden eve giderken dolaba da üst üste koyduk. Depoladığımızı zannettik. Ama açtığımız zaman yeşilim tırak bir renk görüyorsak bu etleri asla tüketmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. Bunlar artık bizim yanlış muhafazamız sebebiyle, hatalı depolamamız sebebiyle bırakın faydalı et olmayı, bizim için birer hastalık sebebi olabilir. Bunları hiç kimseye sormanıza bile gerek yok. Eğer kapalı poşetlerde depolanmış, üstte depolanmış etleri açtınız, hoşa gitmeyen bir koku olabilir veya olmayabilir. Bu sebeple bu etlerin hemen imhası gerekir. Şüphelendiyse imha edin. Yani bir şey olmaz, az yedik, çok yedik değil. Bana bir şey olmayabilir ama evdeki küçük çocuğuma zarar verebilir. Hamile yakınlarımıza zarar verebilir. Çoluk çocuğuna zarar verebilir. O yüzden bunları mutlaka imha etmemiz gerekiyor. Ardından yine kurbanla ilgili en çok yaptığımız, hoşumuza giden uygulamalardan birisi de kurbanların kavrulması. Bu kavrulmada da işte kurban hayvanın yağıyla beraber etlerin iyice kavrulması, bu hem bize o ete bulaşmış mikroorganizma ölmesine yol açacak. Kavurmanın sonuna kadar içine bir miktar tuz ilave etmek. Ardından bu kurban kavurmasını koyacağımız kapların içine de eritilmiş yağını da koyarak da havayla bağlantısını kesip bir de bunu soğuk depoda, soğukta muhafaza edersek yine raf ömrünü 6 aya 8 aya kadar çıkaracak harika bir ürün elde etmiş oluruz. Kavurma, işte kuşbaşı halinde depolamak ve bizim evlerde kullanabileceğimiz iki tane seçeneğimiz var. Bir tanesi ısıl işlem uygulamak, yani kavurma yapmak, kıymayı, kuşbaşını kavurup raf ömrünü uzatmak. Bir diğeri tükettiğimiz kadar, tüketebileceğimiz kadar, yani küçük paketler halinde çünkü donmuş etlerin tekrar çözüp dondurulması da sağlığa zararlı olacağı için porsiyon porsiyon yemeklik ne kadar kullanıyor? 250 gram küçük paketler halinde dondurup kullanacağınız zaman çıkarıyoruz, çözündürüp kullanıyoruz. Hiç artmıyor, tekrar dondurmuyoruz. Kavurma yapıyoruz. Bir yine yöntem de son yıllarda bu da gittikçe önem kazanmaya gittikçe kullanılan bir metot. Sucuk gibi ürünlere çevirebiliriz. Yani bu hayvanın o küçük parçaları, kırpıntılarını yine bir kasap desteğiyle, yardımıyla da baharatla, sarımsakla karıştırıp yine kahvaltılarda vazgeçilmez, çocuklar için güvenli bir ürün haline
çevirmiş oluruz. Bunun dışında yapılacak diğer bütün uygulamalar, yani dipfrizin altındaki sıcaklıklarda muhafaza etmek, ete çok uzun raf ömrü vermez. Sadece dipfriz, derin dondurucu, -18'in altındaki sıcaklıklarda biz raf ömrünü 6 aya 7 aya çıkarabiliriz. Onun dışında buzdolabındaki süremiz çok uzun değildir. En fazla 1 hafta 10 günü geçmez. Buna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Isıl işlem uygulamak bize bir destek sağlayacaktır. Et ürünü çevirmek bir destek sağlayacaktır. Ama bütün bunları yaparken unutmamamız gereken bir kural var. Bu etin hijyenik koşullar üretildiğinden emin olalım. Eğer gelen etin üzerinde herhangi bir bulaşık madde, arzu edilen bir şey varsa mutlaka yıkayıp bu gözle görülür kirleri uzaklaştırmamız gerekiyor. Mutlaka temizlenmesi gerekiyor ki bizim için zararlı hale gelmesin diye.